Ben Ali Kara, Bükerler Köyü muhtarıyım. İkinci defa muhtarlığı seçildim. İlk beş yılımızda muhtarlık zamanımda pandemi ve depremlerle birlikte köyümüze fazla bir ödenekler gelmemişti. Beş sene içerisinde geçen yıl köyümüzün kanalizasyon ve su hatlarının yenilenmesi gerçekleştirdik. Bu hatlar yenilenirken tabii ki köyümüzün mahallelerinin her tarafını kazmak zorunda kaldık. Bizler de köylüler olarak birlikteliğimizi bu parke taşlarını bütün mahallelerdeki taşları toplayıp bir yere toplayıp ondan sonra tekrar kullanmak için köyümüzde bir birlik ve beraberlik sağlamak için taşlarımızı toplamaya başladık imece şeklinde. Köylümüze salma ve yardım niteliğinde bazı ricalarda bulunduk. Bu sene ise Tavşanlı Belediyesi Tepecik de taş ustalarıyla birlikte bir anlaşma yaptık ve taşlarımızı nizami bir şekilde düşenmesi için anlaştık. Yaklaşık 300 bin TL'ye karşılık bu anlaşmayı yaptık. Bu parayı biz kendimiz karşılayacağız. E taşları şu anda güzel bir şekilde yüzde on zayiat olmak üzere topladık. Köylülerimiz olarak devletimizden encümenlerden ve bize söz verenlerden tek isteğimiz köyümüzün bir kilometrelik çiftlik köyünden sonra Ilıcak Su ve bizim köyün arasındaki mezarlığı kadar bir yolumuz var. Ilıcak Su köyü turistik bir yer olduğu için çoğu arabalar buradan geçiyor. Geçtikleri zaman da burada tabii yolun bozukluğundan dolayı devamlı bana şikayetler geliyor. Ben şunu istiyorum köylüm olarak, Bükerler Köyü muhtarı olarak bu bir kilometrelik yolun yapılması ve taşlarımız döşenirken taş eksikliğimizi, parke taşı eksikliğimizi sadece giderilmesini istiyoruz. Görüyorsunuz çektik fotoğraflarda da görüntülerde de taşların toplanması, çalıştırılması bu zamana kadar hep kendi emeklerimizle devletimizin fazla yük olmamak için gerek parke taşında gerek işçilikte bir şeyler yapmaya çalışıyor Bükerler Köyü olarak hem halkı hem muhtarlık hem heyet olarak. Yani dediklerim bunlar. Sadece devletimizden isteğimiz bu yolumuzun ve yani parke taşı ihtiyacımızı karşılamaları. Özel idare gerek kepçe gerekse Sefa köyünden kum olarak zaten yardımlarını sürdürüyorlar ama onlarda da şimdi tasarruf tedbirleri olduğu için biraz kısıtlamalar var. Bükerler köyü Bükeller köyü bir sene biz çamuru çektik çok zor şartlar altında çok şikayetler geldi gerek arabaların bozulması şu anda son zamanlarda arabalar artık lüks ama işte insanlara bunları söyleyemiyorsun çünkü geldikleri zaman dedikleri şey yani bu yollar ne zaman yapılacak parke taşı ne zaman döşenecek diye biz kendimiz karar aldık ve bu birlikteliğimizden bu taşları önümüzdeki haftadan itibaren döşetmeye başlayacağız. Ee, ben Burhan Emer. Öncelikle e, Domaniç gazetesine bu e, fırsatı bizlere verdiği için teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyurmak için, bize de yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. İnegöl'de ikamet ediyorum. Bükerler Köyü halkındanım. E, az önce muhtar, muhtarımız Ali Karan'ın da e, söylediği gibi, e, geçen sene yazın köyün altyapısı yenilendi. Bu altyapı çalışmalarında köyde e, kazım işlemleri oldu. Köyün yolları, e, parke taşları sökümü konusu gerçekleşti. Şu anda da e, gördüğünüz üzere hummalı bir şekilde köyümüzde parke taşlarının geri kalanının sökülmesi ve tekrardan e, döşenmesiyle alakalı e, birlik ve beraberlik içerisinde hummalı bir çalışmalar var. E, sağ olsun köylülerimiz, e, muhtarımız Ali Kara önderliğinde köydeki 7'den 70'e herkes hummalı bir şekilde destek veriyor. Ee, bununla alakalı dediğimiz gibi biz elimizden geldiğince köy halkı olarak muhtarımıza destek olmaya çalışıyoruz ama e, yetemediğimiz yerler de oluyor. Bunlar e, bizleri zorlamaya başladı. Köyün az önce Ali Kara muhtarımızın da söylediği gibi biz İnegöl'de ikamet ediyoruz. Köyün yüzde sekseni genç kesimi İnegöl'de veya dışarı dışarıda ikamet etmekte. Geldiğimizde, hafta sonları geldiğimizde e, zaten Köyün yollarının sıkıntısından dolayı araçlar bir e, takım arızalar vermeye başlıyor. Bunlardan dolayı biraz serzenişte bulunuyoruz haklı olarak köy muhtarımıza. Bundan dolayı e, devlet erkanlarından işte devlet büyüklerimizden e, ne bileyim gücü e, yetecek hayırsever iş insanlarından iş adamlarından yani yardımlarını desteklerini bekliyoruz. Evet bizler de farkındayız. Ee, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı işlemler yapılıyor ama e, yani buraya da bir el atılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani yazın geldiğinde bu köylü zaten sadece yaz tatillerini burada köyünde geçirmek istiyor. Böyle olduğu için de e, bu köyü hep birlikte el birliğiyle güzelleştirmeye çalışırken bir nebze de olsa devlet büyüklerimizin de arkası bizim arkamızda desteğinin olmasını istiyoruz.